Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğne yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. saat köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmak ücretsizdir. Zil butonunu aktif hale getirerek de attığım tüm videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Bugün size yine bir kalem oyası tasarladım arkadaşlar. Modelim de şu şekilde. Hazırladığım modelim de bu şekilde. Modelin bir kalem oyası modeli. Şimdi arkadaşlar bu model o kadar çok sipariş alıyor ki. Bir de e, bu modelin özelliği her rengin üstüne bu çiçekleri yapabilirsiniz. Mesela siyah tek renk tülbentin üzerine. Tek renk olunca daha güzel kendini belli ediyor arkadaşlar. Siyahın üzerine her renk yapabilirsiniz. Morunu, sarını, sarı rengini, mavisini, pembesini, her rengi siyahın üzerinde bu şekilde kırmızı yerine kullanabilirsiniz. Ama mesela tek renkliyle yaptığınız zaman yeşil kısmını tülbentinizin zaten bu yeşil kısmı beraber gidiyor bakın. Tığlamasıyla beraber gidiyor kalem oyamız. Üzerini de iki seferde gidildiği için üzerini de lila renginden gideceksiniz. Altını mesela lila rengi tülbente yeşil üstünü lila veyahut da mavi rengi tülbente yine kalem oyasını yeşil renginde üzerine e, mavi renkle. O kadar güzel oluyor ki arkadaşlar inanın sipariş almaya yetişemeyeceksiniz. Her aldığınız kişi muhakkak en az iki tane muhakkak bu modelden size sipariş verecek. O kadar yani güzel, hoş ve zarif duran bir model. Tülbentlerde çok hoş duruyor. Gördüğünüz gibi çiçek baharı gibi. Ütülenmediği halde bu şekilde acil hemen yaptım arkadaşlar. Hiç ütü falan bakın hiç görmedi. Bu şekilde hemen sizlere gösterdim. Şimdi modelimizin de anlatım kısmına geçerek nasıl yapıldığını öğrenelim. Şimdi ilk başlarken arkadaşlar bu şekilde 12 tane tığ battı yaparak başlıyorum bu 12 olacak arkadaşlar. 13 olsa, 11 olsa eksik olur bir tarafı. O yüzden 12 tane tığ battı, mesafeleri vermeye dikkat edin. Bakın beşincinin içine battık. 6 7 8 9. Toplamda 9 tane tığ battı yapmışız. Şimdi bunu sizle beraber 12'ye ben tamamlayacağım. Bu şekilde tığ battığımızla tülbentimizi kıvırarak da yapabiliriz veya kıvrılmış tülbentin üzerine, dikilmiş tülbentin üzerine de yapabiliriz. İki zincirimi çektim hemen şöyle bir iki zincir mesafesi bırakıp bu şekilde tığ battı yapıyorum bir iki zincir orta boy arkadaşlar ne küçük ne büyük şöyle mesafeyi bırakıp tığ battımı hazırlıyorum bu şekilde 12'ye tamamlıyoruz hem tığlama işlemini hem de şimdi çimenini yapmış oluyoruz şimdi arkadaşlar bakın bir zincirimi çektim şimdi bir şey söylemek istiyorum şöyle Bakın buradan direkt zincir çekip iki tane bırakanlar var. Burası aşağı meyilli oluyor o zaman. Bak burası tığ battı da burası da tülbentin ucunda olduğu için meyilsiz oluyor benim baktığım modellerde. O yüzden bakın muhakkak unutmayın arkadaşlar. Tığ battınızı yaptınız ya 12'yi yaptınız. Şöyle bir zincirle çevirip <laughs> pardon arkadaşlar bir zincirle hemen buradaki muhakkak tığ battığınızın içine girin. Zinciri çekmeye başlamadan önce şimdi batacağımız tığ battı olduğu için bir tümsek oluşacak. Bu da yerde olduğu için alçakta kalacak. O yüzden muhakkak dönüp bu tığ battığının üzerine ikisini aynı seviyeye getirmeniz lazım. Umarım demek istediğim anlaşıldı arkadaşlar. Şimdi buraya 10 tane zincir çekiyorum bu şekilde. 4 5 6 7 8 ve 9 ve 10. Evet zincirimi çektim. Bakın ortada bir tane tığ battı boş bırakıyorum. İkinci tığ battımın içine bu bon 10 zincirimi bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincirimi çektim hemen yine düz yüzüne döndüm. Buradaki yuvanın içine de bir tane sık iğne ile buraya sabitliyorum. Şimdi yuvanın içine arkadaşlar buraya 10 tane ilmek toplayacağız. Bir zincirimin üzerinden şöyle ilmeğimi çıkarıyorum. Kalemimi alıyorum. Bu siz kırmızı kalemle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu ilmeğimizin boyutu kırmızı kalemle de bu şekilde olur. Şimdi bu ilmeklerimizin bir de bir şartı var arkadaşlar. Çekilmiş ve sökülmüş ipiniz eğer olur ya hani arkanızdan sökülür eder koyduğunuz işiniz. Muhakkak bunu böyle gerdirerek ipi şöyle esneterek Şöyle arkadaşlar ince hale getirin. Hem o sökülen yer ütülü gibi yeni gibi düzelir. Hem de çıkardığınız zaman bu ilmeklerimiz kalıp gibi çıkmış olur. Umarım hani demek istediğimde anlaşılıyordur. Bakın buradaki yeşil yuvanın içine giriyorum. Şöyle kalemimi tutup size daha net görüntü vereyim. İki zincirimi çektim dibine ve ilmeğimi uzatıp kalemime geçiriyorum. Şöyle ilmekleri de birbirine yakın yaparsak daha güzel durur. Yine aynı şekilde yuvanın içine girip dibinde bir ve iki zincirimi çekiyorum. İpimi uzattım. Üç oldu. Bir, iki zincir. İpimi uzatıyorum. Dört oldu. Şöyle yaptıklarımızı geriye doğru yaparsak hepsi öne doğru yığılmamış olur arkadaşlar bu şekilde. 4 Yuvadan giriyorum. 1 2 zincir 5 Şöyle öne doğru sıktırıp 2 zincir 7 her yaptıkça şöyle oynatarak bakın arkadaşlar ileriye doğru daha rahat yap yapılıyor. 5 6 tane oldu. 4 tane daha yapıp ona tamamlayalım. 7 şöyle 8 Her şeyin arkadaşlar bir püf noktası var. Püf noktasını bittiğimiz zaman o zaman daha rahat oluyor. Bunun dibinin iki zincirinin sıkı çekilmesi. Bir de artık 5-6 taneden sonra hani yukarı doğru kalemin ağzını kalkık olduğu için genişleme ihtimali var. Şöyle bakın aşağı hafif meyil zaman kalemin ucu hepsi aynı ayarda olmuş oluyor. 2, 4, 6 ve 9 sonuncuyu da aynı bakın bu şekilde şuraya yapıyorum. Girdim buradan 1, 2 zincir ve yine aynı bakın Arkadaşlar bu 10 zincirli hazırladım yuvanın içine bu şekilde 3 zincir çektim 10 tane ilmekten sonra 3 zincirimi çekiyorum i̇şte biri dibinin sık iğnesi ikisi de tığ battı mesafe ve şöyle tığ battı mesafesi ileri gidip bakın buraya bir tane tığ battı yapıyorum şimdi iki tane zincirimi çektim Yine aynı şekilde arkadaşlar buraya bu şekilde 12 tane tığ battı mesafesi veriyorum. İki zincirimi çekip bu şekilde tığ battımı yapıyorum. Bakın bu şekilde orta boy tığ battımı yapıyorum. Şimdi kalemimizden çıkaralım. Bakın arkadaşlar burada 10 tane bu şekilde hazırladık. Gördünüz mü arkadaşlar püf noktasını? Dibini zincirinin sıkı çekmesini, hepsinin bir ayarda olması da kalemi hafif aşağı doğru ağzını eğerek genişlememesini. Çünkü ilk taktığımız zaman 3-5 tanesini gayet küçük oluyor. Sona doğru herkes genişlediğini söylüyor. Genelde de öyle oluyor zaten yapınca arkadaşlar. O yüzden her yaptıkça 5'ten sonra şöyle kalemin ucunu şöyle aşağı meyil ettirip şöyle hafif elinizle kımıldattığınız zaman gayet oturuyor dibine. Hepsi aynı ayarda bu şekilde kirpiklerimiz hazırlanıyor demek istediğim anlaşıldı aralarına 12 tığ battı sonra arkadaşlar geriye dönüp 3 tanesine tığ battının yuvayı hazırlayıp 10 tane de bu şekilde ilmek alıyoruz sonra yine 12 tane tığ battı yaparak devam ediyoruz Evet şimdi kırmızısının yapımına çiçeklerimizin yapımına geçelim arkadaşlar evet, arkadaşlar bakın 5. tığ battının içine sık iğne ile ipimi sabitledim bu şekilde İlk başlarken de aynı bu şekilde 5. tığ battının içine sık iğne ile ipimi tutturdum. Burada da aynı şekilde şimdi buraya arkadaşlar örümceğimi yapmadan önce muhakkak bir tane zincir çekiyorum. Şöyle örümceğimin daha düzgün güzel gözükmesi için bu zincir şart arkadaşlar. Ütüsü olsun kullanımı olsun rahat oluyor. Ve buradan ilk bakın ilmekten bu şekilde sabitliyorum bir iki tane zincir ikinci ilmeğimin içine de aynı şekilde sık iğne ile buraya sabitledim iki zincirden buraya yuva hazırladık ve 5 zincir çekiyorum 2 3 4 ve 5 5 zincirimi şöyle çeviriyorum Bakın arkadaşlar bu şekilde tığ batışı şey, 2 zincirli yuvanın içine 5 zincirimi sık iğne ile sabitledim. Buraya 5 zincirden yuva yaptık. Şimdi 5 tane zincir çekerek kirpiğimizi hazırlayacağız. 1 2 3 4 ve 5 zincir. Çektim 5 zincirimi. Şöyle çevirdim. 5 zincirli yuvanın içine sık iğne ile sabitledim. Buraya bir tane kirpik hazırladım. Yine 5 zincir çekiyorum ve bakın, yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Yine 5 zincir bu şekilde buraya 5 tane kirpik hazırlıyorum. 3 1 2 3 4 ve 5 zincir. 5 zincirimi kapattım. Bu şekilde sık iğne ile sabit 1 2 3 4 ve 5 hemen kapatıyorum bu şekilde evet. Bakın 5 tane kirpiğim bu şekilde hazır ve yine 2 tane zincir çekiyorum. Şöyle sıkı sıkı 2 zincirimi çekiyorum. Rahat görmeniz için katlamıştım arkadaşlar. Birincisini hazırladık. İkincisi için şöyle diğer ilmeğimin içine girip sık iğne ile sabit. Yine iki tane zincir çekiyorum. Bir, iki zincir. Hemen sıradaki ilmeği alıp sabitledim. İki ilmeğe bir tane yuva kuracağız arkadaşlar. Bu şekilde her iki ilmeğe bir tane yuva hazırlayacağız. Yine aynı şekilde buraya beş tane zincir çekiyorum. Çevirdim. Bu beş zincirimi İki zincir çekmiştik ya. Şöyle oraya sık iğne ile Evet, buraya bir 5 zincir de yuva hazırladık. Yine 5 zincir çekerek düz yüzüne dönüyorum. Arka tarafında çekince daha güzel duruyor arkadaşlar. Önden ziyade yine aynı şekilde buraya 5 tane arkadaşlar kirpik hazırlayacağım. Bu birinci 5 zincir hemen bakın yuvanın içine sabitliyorum. Yine 5 zincir yuvanın içine sabitliyorum. 5 zincir 5 zincir. yuvamı da hazırladım bu şekilde yine iki zincir çekiyorum diğer ilmeğime geçiş yaptım bakın yapımı da çok kolay arkadaşlar çok da güzel çiçekler oluşuyor bu şekilde yine iki zincir yine sıradaki ilmeğimden tutup bu şekilde hazırlıyoruz bakın arkadaşlar aynı işlemi şimdi buraya da dönüp şöyle sonuna kadar yapalım Evet arkadaşlar bakın gösterdiğimiz gibi bu şekilde. iki zincir çekerek ilmekleri aldım. Şimdi sonuncuyu da beraber yapalım. 5 zincir çekiyorum bu şekilde. 2 3 4 ve 5. Şöyle ters çevirdim. Bakın. Hemen iki zincirli yuvanın içine birisi zaten iki zincirin geçiş için diğer ilme birisi de bu çiçeğimizin yuvasını yapmak için bu şekilde arkadaşlar iki ilmeği kullanıyoruz sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum buradaki püf noktada arkadaşlar bakın dibindeki bu kapattığımız noktayı çok sıkı kapatırsanız yuvanız güzel bir yuva olur böyle gevşek ipler sağlanmış bir şekilde gözükmez bu sık iğnesini Sıkı kapatmaya dikkat edin. Yine 5 zincirimi de sıkı bir şekilde çekiyorum. 5 zincirimi çektim. Sıkı çekmemin sebebi de kirpiklerimin bu şekilde böyle kalıp gibi, çiçek gibi durmasının sebebi. Hemen bu 5 zincirli yuvaya bu şekilde sabitledim. Benim çiçeklerim düzgün durmuyor derseniz o zinciri gevşek çektiğinizden. Söküp o yayı arkadaşlar İpinizi esnedip bu şekilde sıkı sıkı zincirler çekerek güzel bir çiçek görünümlü bir kirpikler elde edersiniz zaten bir iki tane de yapınca eliniz alışır diğer güllerde daha muntazam bir işler çıkarırsınız yine 5 zincir 5 zincirimi çekip hemen buraya sabitliyorum Bakın. sıkı iğnemi şöyle dikkat ediyorum daha sıkı yapmaya 1 2 3 4 ve 5 zincir. 5. de yine aynı bakın buraya sık iğne ile sabitliyorum. Hemen arkadaşlar yeşil yuvaya da iniyorum. Bir sık iğne de oraya yapıyorum. Şöyle her örümceğimde olduğu gibi dibine muhakkak bir zincir çekiyorum ve orta boy size göre belki miniktir arkadaşlar. Bu şekilde örümcek yapıyorum. Örümceğimi şimdi sayıyorum. 5. tığ battımın içine. 1 2 3 4 ve 5. Bu şekilde 5. tığ battımı tam karar geliyor arkadaşlar. Ve sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle size göstermek için 3 zincirimi çekip bitiriyorum. Şöyle koparalım. Evet arkadaşlar, modelim bu şekilde gördüğünüz gibi. Şöyle ipi yakar yakmaz. Hemen karşınıza geldim. El dahi şöyle düzeltme işlemi yapmadım arkadaşlar. Kestiğim gibi hemen karşınıza getirdim. Şöyle bakın. Arkadaşlar bu dip kısmındaki yeşili temel hani düzgün atılırsa binada o şekilde düzgün gider hesabı. Şöyle kalem yaparken sıkı sıkı dibindeki zincirlerini sıkı sıkı çekerek yaparsanız şöyle temeli sağlamın güzel olduğu için Üst kısımları da güzel bir şekilde gördüğünüz gibi çiçek gibi açılıyor. Tabi bu sizin el becerinize de bağlı bir şey arkadaşlar. Sizler daha da güzelini yapabilirsiniz. Modelim bu şekilde. Dediğim gibi bu modeli yapın. Başınıza takın. Sipariş alıyor musun? Yapıyor musun? diyenden geçemeyeceksiniz. Çok hoş, çok güzel, çok zarif oldu. Çok da kolay. Kalem oyası. Üzerine de tek sıra içip koparmadan bu şekilde çiçeklerle devam edeceksiniz. Hem kolay hem de gösterişli model isteyenler için bunu tavsiye ederim arkadaşlar bu şekilde. Bakın çok hoş ve zarif bir model oldu. Çok beğendiğim modeller içinde oldu. Evet şöyle geriden hepsini de alabilecek kadraja girecek şekilde göstereyim arkadaşlar. Evet Allah'a emanet olun. Emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olmanızı bekliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.